Sevgili gençler uzun bir aradan sonra yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım sizler için yararlı olur. Bu uzun aranın sebebi iş tempomdu. Ama bununla birlikte de çok da iyi bir hani bizim için ara oldu. Bu arada hem kaynak kitapları inceleme fırsatı bulduğum hem öğrencilerimle hasbihal ettiğim nedir ne değildir bir gözlem süreci oluşturdum. Türkiye'nin dört bir tarafından diyeceğim ama bunu bazıları diyecek ki ya 263 kişinin her tarafı Türkiye'nin her tarafından olsa ne olur ama 263 kişi şu anda bizim için yeterli. Bu sayının artacağından zaten eminim. Çünkü her zaman insanlar doğrunun yanında. Bu da en doğrusu. Yani Türkiye'nin dört bir yanından bu videoyu seyrediyorsunuz hocam bazılarınızın elinde upswing kitabı var, bazılarınızın elinde de benim okulum olan büyük Anlı kardeşler orta, ortaokulunda olduğu gibi mastermind kitabı var. Bu kitaplarla alakalı neyleri, kelimeleri görüyorsunuz. Ama bir yandan da merak ediyorsunuz acaba upswing içerisinde ne var veya da upswing okuyor iseniz mastermind içerisinde ne var diye. Bunu merak etmenize gerek yok. Şimdi bunlara bakıyoruz. Yani bir de şu, şu da var. Bunu da şunu da bilmemiz gerekir. Her biriniz ayrı dershanelere gidiyorsunuz. Değişik kaynaklar kullanıyorsunuz. E, kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz ve de LGS sınavında onda 10 on yapmaya çalışıyorsunuz. Ha sadece İngilizce dersi değil. Bunun yanında matematik, fen, Türkçe, inkılap tarihi ve din kültürü derslerinden de bir sürü konunuz var. Bizim buradaki amacımız sizi en az çabayla, en az eforla en fazla neti kazandırmak. Şimdi buraya geldiğimizde saygıdeğer arkadaşlarım okuldaki veya da kurslardaki öğretmenleriniz sizlere kelime listeleri veriyor. İnşallah bizim söylediğimizle aynıysa ben hocalarıma da tebrik ediyorum. Çünkü ne yapmışlar demek kitapları iyice incelemişler, kelime listelerini çıkarmışlar ve de öğrencilerine ne olmaya çalışmışlar, yararlı olmaya çalışmışlar. Şimdi eğer şöyle bir şey var hepinizin elinde yani... Büyük olasılıkla ya internetten edindiğiniz, dershanelerden edindiğiniz veya okuldaki öğretmenlerimizden edildiğimiz bazı kelime listeleri var. Şimdi ben söyleyene kadar onları bir kö köşeye bırakın. Eğer doğruysa o kelime listelerinden devam, yani çalışmaya devam edin. Benim şu andaki sizlere söylemek istediğim şeyler zaten biliyorsunuz. Eğer bundan önceki videolarımı seyrettiyseniz, bu hani biz şöyle söyleyeceklerim acayip derecede size ne gelmeyecek? Tabii ki acayip sürprizvari bir şekilde gelmeyecek. Bunun da sebebi şu saygı değer arkadaşlarım. Bir kelimenin LGS sınavında çıkabilmesi için hem Mastermind kitabında hem de Upswing kitabında bulunması gerekir. İki tarafında ortak olması gerekir. Eğer bir kelime Absin'in kitabında var, Mastermind kitabında yoksa veya Mastermind kitabında var, Apsiv'in kitabında yok ise bu kelime asla ve asla, asla tek, tekrar ediyorum asla ve asla lgs sınavında çıkıyor. bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Slumber Party kaynakları inceliyorum. Bazı öğrencilerim dershaneden geliyor. Hocam Slumber Party, Slumber Party. Slumber Party denilen şey saygı değer arkadaşlarım. Absiv'in kitabının içerisinde olan ama Mastermind kitabının içerisinde olmayan bir kelime. O yüzden hiçbir şekilde, hiçbir şekilde LGS'de yüz yüze gelmeniz mümkün değil. İşte bunları anlatacağız. Hem Mastermind kitabını taradım hem... Absiv'in kitabını taradım ve sizlere Hani çok kolay bir şekilde ulaşamayacağınız, karşılaşamayacağınız bir kelime listesi hazırladım. İşte o kelime listesinin ilki de burada. İnşallah sizler için yararlı olur. Şunu söylüyorum, tekrar ediyorum. Öğretmenleriniz de size eğer benim söylediklerimi söylüyor ise öğretmenleriniz doğru söylüyor. Herhangi bir özel yayının, herhangi bir, herhangi bir kaynak kitabın içerisinde bu bulunan kelime ne değildir? Bizim için önemli değildir bizim için önemli olan şey Mastermind ve Upswing kitabının içerisinde olması. Özel yayın evleri hazırlamıyor LGS sınavını. LGS sınavını ölçme, değerlendirme, soru oluşturma ve geliştirme daire başkanlığı hazırlıyor gençler. O zaman bizim için önemli olan Türkiye'nin dört bir tarafında okutulan iki kitabın Mastermind ve Upswing kitabının neyleri arkadaşlar? Ortak kelimeleri. Evet hazırsanız başlayalım. İlk iki kelimemiz geliyor. Önemli kelimeler ama hani biz burada tabii ki de bunu da ne yaparken hazırlar hazırlarken saygıdeğer arkadaşlarım. Birincisi Longman, ikincisi Oxford, üçüncüsü Hani söylediğimiz tabii ki de sizin de bildiğiniz bazılarınız biliyor. Mastermind kitabı bazılarınız da Upsev'in kitabı. Dört tane kaynaktan yararlandım. Eğer yanlarında bakarsanız da bir sürü bunlarla alakalı hem fonatikleri nasıl okunduklarını bununla ilgili bir sürü hem de örnek cümleleri burada görebilirsiniz. Ve de çalışabilirsiniz, not alabilirsiniz. Bunu şöyle hazırladık. En üst, en alt düzeydeki öğrenciyi de hitap eden, en üst seviyedeki öğrenciye de hitap eden bir kelime listesi oluşturduk. İnşallah işinize yarar başladık. Elado ve Lotsov yine iki neyin içerisinde? Kitabın içerisinde olan bir kelime çok veya da birçok demek. I eat Elado vegetables. Çok sebze yerim gibi. Hemen burada bir tane daha yapımız var. About dediğimiz yapımız hakkında ile ilgili demek. I am reading a book about politics. Hemen bakıyoruz. He lied about his age. Yani yaşa hakkında bana yalan söyledi gibi saygıdeğer arkadaşlarım. Hemen geçiyoruz. Bov bu kelimeyi dikkat edin. Above dediğimiz kelime tabii ki bunun da opposite dediğimiz saygıdeğer arkadaşlarım. Neyi zıt anlamlısı below bunların ikisini de LGS sınavında göreceğinizi düşünüyorum. Özellikle de yönergelerin içerisinde. Mesela ne diyor which of the following is true about the text below veya da above diyebilir. Bu yüzden de buna dikkat edelim above demek yukarıda demek below demek aşağıda demek saygıdeğer arkadaşlarım. Yine en önemli kelimelerden bir tanesi tabii ki yine yönergelerde göreceğiniz according to. According to da e göre demek saygıdeğer arkadaşlar. Which tekrar ediyorum. Mesela bunu yönergeler içerisinde görebilirsiniz. Which of the following is true according to the text. Yani yukarıdaki parça, parça yani tekste göre yukarıdakini söylemedik özür dilerim. Yani parçaya göre aşağıdakilerden parçaya göre according to the text göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur dediğimiz yapı. iki tane önemli lütfen bu kelimelerin iki, iki tanesini above, below ve according to'yu bilmiyorsanız lütfen not edin. %99 olarak LGS sınavında özellikle de yönergelerin içerisinde karşınıza çıkacak diyerek diğer kelimelerimizle devam ediyoruz. Yine hemen burada activity dediğimiz bütün öğrencilerin bildiği aktivite veya da etkinlik faaliyet dediğimiz kelimeyle karşı karşıyayız. Hemen burada söylememiz gereken adventurous dediğimiz saygıdeğer arkadaşlarımız sıfatımız var. Yani bununla alakalı kitapta Şimdi birinci ünite Mastermind kitabını gören arkadaşlarım diyecek ki o Adventurous biz bunu görmüştük. Adventurous macera perest demek. Bir, ama Master, hangisinde? Upswing kitabında birinci ünitede ama bu bize Mastermind kitabının içerisinde Mastermind kitabının içerisinde 6. ünitede karşımıza çıkan bir kelime. Yalnız orada bir kişiyi nitelemek için kullanılmıyor. Bir aktiviteyi ne yapmak için nitelemek için kullanılıyor. İki ünitede yani iki kitapta da ortak olan anlamı saygı değer arkadaşlarım cesaret isteyen maceralı veya da macera dolu macera perest anlamız sadece Apsiv'in kitabı birinci ünitede var. Bunu da sizlere söyleyelim. Hemen geliyoruz. After çok önemli, acayip derecede önemli. Ben öğrencilerime bunun üstüne bir yıldız yani asterisk koymaları konusunda uyarıyorum. Özellikle after ve before gördüğünüz şeyler bize yani şu anda hani zannediyorum ki bu videoyu çektiğim zamanlarda İkinci ünite Tin Life'ı görüyorsunuz. Üçüncü ünite Indie Kitchen ünitesinde After ve Before'la ilgili bir sürü bir sürü yapı karşınıza çıkacak. Ve de sınavda da bundan önceki sınavlarda da bu bağlaçlar kullanılarak sorular sorulmuş. Lütfen unutmayın. After demek önce demek. Before dem. Pa, özür diliyorum. Nasıl salladık bizde. Hemen birisi yarın bir gün yaptığımız videonun altına hocam After önce demek değil sonra demek derse bu konuda da haklıdır. After sonra demek before önce demek. Lütfen after that de ondan sonra demek. Bunları kesinlikle ve kesinlikle bileceksiniz. Kaçırmayacaksınız. Afternoon tabii ki hani daha önceden de öğrendiğiniz İngilizce maceranıza başladığınız ikinci üçüncü sınıflarda öğrendiğiniz bir kelime. Öğleden sonra demek saygıdeğer arkadaşlarım. Yine hemen önemli kelimelerden bir tanesi again. Bu yeniden demek. Can you say that again please? Yani bunu bir daha söyler misin lütfen? I never I will never go there again. Oraya bir daha hani asla gitmeyeceğim gibi. Hemen onun altında against dediğimiz yapım, yapımız var. Bu da bizim için çok önemli. E karşı demek. Lütfen unutmayın. E karşı. Hemen bakıyorsunuz diğer ünitemize geri ol. Şimdi saygıdeğer arkadaşlarım 6. ünitenin içerisinde şu anda teen life'ı görüyorsunuz. Teen life hani ben öğrencilerime de söylüyorum tabii ki. Ama bizim için önemli olan en önemli ünitelerden bir tanesi. Çünkü içerisinde bir sürü soru sorulabilecek malzeme var. Bunlardan bir tanesi ilk sayfayı açtığımızdaki müzik. Tabii ki ben Mastermind'a e göre konuşuyorum. Hemen diğer tarafta kitaplar veya da gençlerin yaptığı aktiviteler bununla birlikte LGS'ye hani evrildiğinde TEOK'tan LGS'ye evrildiğinde saygıdeğer arkadaşlar daha fazla grafik soruları çıktı. Grafik soruları da tabii ki like, expressing likes and dislikes dediğimiz bir learning outcome dediğimiz bir neyimiz var. Bir Saygıdeğer arkadaşlarım kazanımımız var. Bu kazanım hani sevdiğimiz şey sevmediğimiz şeylerden bahsetme. İkinci bizim için önemli kazanımlardan bir tanesi expressing preferences dediğimiz tercihleri ifade edebilme. Bir de altıncı veya da ya, altıncı ya, yanlış hatırlamıyorsam altıncı ünitede making simple comparison basit karşılaştırmalar yapabilme. Şimdi bunların içerisinde size grafiklerde bir sürü grafik okumanız istenecek ve bunlarla birlikte de ne yapacaksınız saygıdeğer arkadaşlarım? Hani okuyup alttaki şıklarda hangisi doğru hangisi yanlış diye düşüneceksiniz. Bunlardan bir tanesi de işte all mesela şu söylediğim yapıları asla ve asla unumu mesela all of the students öğrencilerin hepsi. Most of the students öğrencilerin çoğu. Half of the students öğrencilerin yarısı. Nearly half of the students öğrencilerin hemen hemen neredeyse yarısı. Some of the students öğrencilerin bazıları. Ha none of the students diyeceğiz ama öğrencilerin hiçbiri yani bu none dediğimiz kelime ortak bir kelime olmadığı için sınavda çıkmayacak. Diğerlerini bilseniz sizin için önemli ol da bunlardan bir tanesi. Ne demekmiş? Bütün, tüm veya da hepsi demek. Hemen diğer slaytımıza geçiyoruz. Bakıyoruz. All right. Çok önemli. Çok önemli. Agreement için hani okay dediğimiz yapıya geldi. Okay. All right. Would you like to come to the party? Okay. All right. Ha, bunu diyebilirsiniz. Önemli bir kelimedir. Bilmiyorsanız yani hani böyle bilmiyorsanız diyorum da arkadaşlar not edin. Hepsi önemli. Yani iyi bir lise, iyi bir lise hayatınızı değiştirecek yer belli bir amaca amaç etrafında toplanmış öğrencilerle dolu bir sınıfta öğretim görmek çok acayip çok değişik bir şey. Yani ben yani Ankara'da Büyükanlı Kardeşler Ortaokulu'nda öğretmenlik yapmadan önce Amasya Anadolu Öğretmen Lisesi'nde öğretmendim. Ve orada yani o bölgenin en zeki öğrencileriyle çalışmak benim için gurur kaynağıydı. Yani hepsi şu anda çok güzel yerlerdeler. İnşallah siz de LGS sınavına gereken önemi verirsiniz ve de ilerleyen zamanlarda iyi okullar kazanırsınız diyorum saygıdeğer arkadaşlarım ve diğer slayta geçiyoruz. Hemen all the time arkadaşlar lütfen bunu da hemen yazın. Yan, yan tarafına mesela eşittir koyup bir ne yazarsanız always yazarsanız Daima her zaman demiş olabilirsiniz. Yani bunların sebepleri de şunlardır. Sinonim dediğimiz saygıdeğer arkadaş, eş anlamlı kelimeleri bilmek mecburiyetindesiniz. Çünkü bilen öğrenciyle bilmeyen öğrencileri ayırt etmenin yollarından bir tanesi de bu. Parçanın içerisinde yukarıda oldu time şıkların içerisinde always kullanılabilir. O yüzden de dikkat edin. Bunlar sizler için önemli kelimeler diyerek diğer slayta geçiyorum. Hemen baktık always dedik yine geldi always eşittir all the time. Bunu bütün öğrencilerimizin dinleyen arkadaşlarım bilmesi gerekir. Kesinlikle ve kesinlikle asterix dediğimiz yani yıldızı hak eden hatta yıldız 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 hak eden bir sıfat amusing. Amusing dediğimiz zaman saygıdeğer arkadaşlarım karşımıza amusing, enjoyable, Fan dediğimiz yapılar gelmeli, hep birbirlerinin eş anlamlısıdır. Amusing önemli bir sıfattır. Sounds amusing, kulağa eğlenceli geliyor. Olabilir, değil mi? Accepting and refusing dediğimiz işte kabul etme ve reddetme neylerinde saygı değer arkadaşlar kazanımıyla alakalı sorularda karşınıza çıkabilecek bir kelime olduğunu düşünüyorum. Hemen geliyoruz. And and bir bağlaç. Dikkat edelim saygıdeğer arkadaşlarım. V demek olumlu bir cümleyi ifadeyi olumsuz bir ifadeye, pardon, olumsuz, olumlu ifadeyi olumlu ifadeye, olumsuz ifadeyi diğer olumsuz ifadeye bağlamak için kullanıyoruz. Yani bir taraf olumlu, bir taraf olumsuz olamıyor. Bunun olabilmesi için arada bat olması gerekir. Tabii ki bunu da not alın. Geçiyoruz diğerine. Hemen bakıyoruz. Answer iki tane anlamı olabilir. Bir isim anlamı olabilir, bir de fiil anlamı olabilir eğer arkadaşlar. Bu bir fiil ise tabii ki buralarda hani bunu anladığımız zaman ilerleyen zamanlara geldiğimizde fiillerin to ile başladığını yani slaytın ilerleyen bölümlerinde karşınıza gelecek. Lütfen hani bunları da not alın. Synonym dediğimiz yapısı response veya da reply dediğimiz answer cevap demek saygı değer arkadaşlarım ve de özellikle de özel, özellikle Dördüncü ünitede çok geçen bir yapı ama kitabın her bölümünde o ünitenin her tarafında görebileceğiniz artık LGS sınavından sonra da kullanabileceğiniz müthiş bir yapı. Buna da dikkat edin. Hemen geçiyoruz. Anything çok önemli. Saygıdeğer arkadaşlarım iki tane yapı içerisinde kullanılan olumsuz cümle içerisinde kullanıldığında za zaten hiçbir şey demek veya da olumlu cümle içerisinde kullandığında da herhangi bir şey demek. Buna dikkat edin çok önemli kelime. Veya da bizim mesela ilk ünitede geçen hani eğer baktığımızda da burada hemen bakıyoruz. Üçüncü cümle are you doing anything on Saturday? Yani herhangi bir şey ne yapıyor musun yapıyor musun gibi. Önemli bir kelimedir. Asterix'i yine ne yapar saygı değer arkadaşlar? Hak eder. Yine around dediğimiz çevresinde, etrafında demek. Round da sinonim bir kelime. Hani bilin bir yerlerde karşınıza çıkar. Geliyoruz hemen ne? Mesela at nights bu da ikinci ünitede Mastermind kitabında at nights we sit around the campfire yani ne diyoruz geceleri kamp ateşinin etrafına otururuz dediğimiz yapı arkadaşlar. Atmosfer iki tane anlamı var. Birinci anlamı en fazla kullandığımız anlamı hemen bakıyoruz. Birincisi atmosfer yani orta ortamın havası nasıl dediğimizdeki o hava. İkincisi de harbi yani atmosfer 10. ünitede de atmosfer anlamıyla da karşınıza çıkacak. I don't like the atmosphere. Mesela neyi sevmedim arkadaşlar? Ya ortamın havasını sevmedim derken de kullanılan bir yapı. iki anlamı da iki kitapta da ortak saygı değer arkadaşlarım. Geliyoruz yine attention. Attention please. Hani dikkat lütfen dediğimiz. Pay attention da önemli bir kelime. Önemli bir fiil. Dikkat etmek demek. Bunu da bilin. Attractive, hemen bakıyoruz. Attractive de yine bir çekici demek, cazip demek. Wow, it's an attractive idea veya da offer yani cazip bir teklif de diyebilirsiniz. Özellikle de birinci ünitede ve de ikinci ünitede karşınıza çıkabilir. Geliyoruz. Awesome, benim en sevdiğim kelimelerden, sıfatlardan bir tanesi. How do you feel today? Wow, I feel awesome. Harika, müthiş hissediyorum. Yani hemen bunu da ne alıyorsunuz? Hemen hafızanıza alıyorsunuz, asterisk koyuyorsunuz. Bu da bilinmeli. Hemen geliyoruz. Bet kitabımızın içerisinde hani bizim için önemli olan bazı sıfatlar var ve de bu sıfatlardan en önemlilerinden bir tanesi de bet. Çünkü neden? E, kitabın içerisinde olumsuz anlam içeren sıfat sayısı çok düşük. Bunlardan en önemlisi bed dedik. Bununla birlikte ikinci üniteyle birlikte tabii ki Mastermind kitabını okuyanlar için gelecek ama ben onu o zaman da söyleyeceğim ikinci ünitenin içerisinde unbearable dayanılmaz çekilmez mesela I find rap music unbearable gibi. Ha, bu it is my opinion diyor ya benim fikrim. Hemen bununla birlikte Başka hangisi var? Saygıdeğer arkadaşlarım. Hemen bir de ridiculous'ı bunun yanına ekliyoruz. Ridiculous da yani saçma demek, gülünç, aptalca demek. It is a ridiculous idea. Ya saçma bir fikir. I don't like rap music gibi. Hemen bakıyoruz. Çok önemli. Neden önemli? Bunu da söyleyelim kitaplarımızın içerisinde yani bu Upswing olsun veya da Mastermind olsun bu bizim için bir problem değil. Bizim için önemli olan şey kazanımlar. İki, kitaplarda, iki kitaptaki de kazanımda ne var? Giving explanations and reasons. Açıklamalar yapma ve sebepler bildirme. Nasıl bildireceğiz? Because'la bildireceğiz. Mesela we didn't enjoy the day. Yani günün tadını çıkaramadık. Because the weather was so awful. E ne? Hava acayip iğrençti, berbattı gibi. Yani bunu bilmek zorundayız. Yani ben öğrencilerime şunu söylüyorum. İki tane önemli bağlaçtan bir tanesi because bir tanesi so. Hani because because olabilir. Öğrenciler bir kaos diyor, bir kaos diye bir şey yok iki cümleyi birbirine bağlıyorsa da hani bunu bir kız diye geçebilirsiniz. Öğrencilerime bunu söylediğim zaman bir kız iki kız yani böyle gitmiyor. Bir kız diye gider. Onu da söyleyelim. İki tane cümle var. She didn't come to school because she was ill. Hasta olduğu için okula gelmedi. She was ill so she didn't come to school hastaydı bu yüzden okula gelmedi yani so ve because dediğimiz neyleri, e, bağlaçları hani conjunction dediğimiz yapıları bileceksiniz. Bunlardan kaçış yok çünkü bunlar ha tabii ki hani Milli Eğitim Bakanlığı artık yani because vay soru hani kelimesine gittiği için because'u cümlelerin içerisinden çıkarmaya başladı ama yarın bir gün her şey LGS demek değil. Yarın bir gün hani bir Youth Exchange Program dediğimiz hani gençlik değişim programıyla veya da Work and Travel dediğin üniversitede hani bir çalışmak için Amerika'ya gidebilirsin veya da bir Erasmus yapabilirsin. Bunların içerisinde LGS hikaye asıl ondan sonra başlıyor hayat. Bunu da bilin. Hemen geçiyoruz dile diğer slayta. Hemen below dedik bunu deminden de söyledik. Above yukarıdaydı. Below aşağıda demek. Dikkat edin which of the five? ha ya da şöyle diyelim bu below gelirse şöyle diyebiliriz. Answer the questions according to the information below. Aşağıdaki bilgiye göre soruları cevaplayın. Bunu göreceksiniz. Below ne demek? Above ne demek? O o yönde de ne yapmayın. Hani bir çelişkiye düşmeyin. Yani yöner yönergelerde göreceksiniz bunları. deyip diğer kelimeye geçiyoruz. Diğer kelimeye geçmiyoruz. Diğer slayta geçiyoruz. Özür dilerim. Yo, özür de dilememe gerek yokmuş. Harbiden bir tane kelime var. Between kitapların içerisinde ikisinde de between var. Bununla birlikte belki hani gelecek bu videomda değil belki ondan sonraki videoda yarım kesip ondan sonra devam edebiliriz. Between iki şeyin arasında demek. Bir de bizim imang dediğimiz yapımız yapımız var. Birden fazla şeyin arasında. Which of the following is more popular among teenagers? Yani gençler arasında aşağıdakilerden hangisi daha popülerdir gibi bir soru. Popüler dediğimiz zaman hemen onun yanına, yanına bir de trendy. Yani popüler demek. Bazı kitaplarda diyor ki A, fashionable var saygıdeğer arkadaşlarım. Maalesef fashionable. Absim'in kitabının içerisinde yok görmeniz de mümkün değil. Ha işte yok bizim dershanedeki hocamız böyle söyledi. Yok işte benim işte kaynak kitabımın içerisinde fashionable var. O senin kaynak kitabının içerisinde bu bizi alakadar etmiyor. Bizi alakadar eden şey nedir saygıdeğer arkadaşlar? Mastermind ve Absim'in de var mı? Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Hani bunları konuşuyoruz. Yani bunu Sinan Hoca söyledi veya Ahmet Hoca söyledi veya da başka bir hoca söyledi. Bu problem değil. Yani siz bilginin kaynağına birinci elden ulaşabilirsiniz. Hani internete girdiğiniz zaman yani hemen oraya mastermind pdf yazdığım pdf diyelim hadi yani İngilizce anlatıyoruz biraz daha şey olsun. Ben pdf diyeyim. Pdf yaptığın zaman tık diye indin indirdin bilgisayarına. İkincisi hemen yazdın öbür yanında da upswing yazdın pdf'sini indirdin. Ondan sonra baktın karşıya geldin Sinan Hoca demiş ki fashionable yok arkadaş. Ya de, şunu diyebilirim dur bakayım ya. Harbiden bu adam sallıyor mu doğruyu mu söylüyor yoksa aa benim hocalarım belki doğru söylüyor veya da kaynak kitabı yazanlar doğru söylüyor. Gideyim de şurada bir mesele şeye bakayım mesela. Bunun içerisinde slumber parti var mı? Göreceksiniz ki Yok. İkincisini karşılaştırdınız ya bir de şuraya şey yazayım bir late back yazayım ya bir var mı late back. Aa late back de yokmuş Allah kahretsin işte yok. Bu çalışma bu yüzden önemli. Yani biz o kitap yazdı bu kitap yazdı o öyle dedi bu öyle dedi diye için değil. Bunları zamanımızı verdik. İki kitabın içerisinde birinci ünitenin içerisinde olan bütün kelimeleri sizlere bu çalışmayla önünüze getirdik. Neyse hani bu kadar reklam yeter. Şimdi diğer sırayta geçiyorum. Ya birthday artık bunu bilmiyorsanız da kusura bakmayın sınava da girmeyin artık ne yapalım. Birthday ne demek? Tabii ki doğum günü demek saygıdeğer arkadaşlarım. Hemen geçiyorum. Hemen geldik. Blank tabii ki bu genellikle blank dediğin şeyi neyde görebilirsin? Yönergede görebilirsin. Feeling the blanks. Mesela which of the following is suitable for the for the blank above yukarıdaki hani boşluk için aşağıdakilerden hangisi uygundur. Bak suitable da önemli bir kelime o da gelecek. O da gelecek. Buna da dikkat edelim. Blank yani bu blank dediğin, below dediğin, above dediğin, according to dediğin yapıların çoğunu ki neylerde o 10 soru içeren sınav kitapçığının içerisinde Hani belki kökün içerisinde değil ama neyin içerisinde saygıdeğer arkadaşlarım? Yönergenin içerisinde yüzde yüz göreceksiniz. Ha tabii ki yönerge ne demek? Bu soruda senden ne isteniyor? Eğer yönergeyi anlayamazsan soruyu yapamazsın. Yönergeler bu yüzden önemli. Hatta şunu söylüyoruz en son gördüğümüzde sizlere bunun da istatistiki bilgilerini paylaşmıştım. Üç küsür olmasının sebebi sınav basitti. Ama önemli olan oradaki neydi saygıdeğer arkadaşlarım? Tabii ki yönergelerdi. Öğrencilerin çoğu yönergeleri anlayamadılar. Tabii ki yönergeyi anlayamadıkları için de soruları cevaplayamadılar. İnşallah siz onlardan bir tanesi olmazsınız. Hemen geliyoruz blank'ten sonra acaba Nedir nedir bir bakalım neymiş? Book fair çok önemli kelimelerden bir tanesi. Lütfen bunun yanına bir de science fair dediğimiz bir de bilim fuarını da etkili, ekleyelim ki güzel olsun. İkisi de çıkacak kelimelerden çıkabilecek kelimelerden bir tanesi. Kitap fuarı demek. Zaten bunu bileceksiniz. Bunu özellikle zaten mastermind okuyan öğrenciler biliyor da upswing ha, okuyan öğrenciler de bunu bilsinler. Yani Kitabın içerisinde, upswing kitabının içerisinde bunun hem book var hem de fair var. İkisini birleştirdiğin zaman kitap fuarı. Öbür tarafta da upswing'de çok fazla olan science fair dediğimiz bilim fuarı var saygıdeğer arkadaşlarım. Hemen geliyoruz. Board, lütfen, lütfen, lütfen hemen bunu buraya. Dedi ki bu kitapta neyi sayısız? Eee olumsuz anlamı olan sıfat sayısı az. Bunlardan en önemlisi bad'di. Ondan sonra unbearable dediğimiz dayanılmaz, çekilmez dediğimiz yapıydı. Amusing dedi, pardon amusing diyorum. Hemen lafı, hemen sıfatı geri ağzıma sokuyorum. O amusing değil tabii ki ridiculous'tı. Ridiculous'a geldiğimiz zaman da olay ne? Saygıdeğer arkadaşım gülünç. Yani saçma. İşte buraya bir de board veya da boring dediğimiz yapıya geleceğiz. Boring dediğimiz yapıda da sıkıcı demek. Bored da canı sıkılmış demek. I am bored da ya bugün canım çok sıkı. Why don't we why don't we watch a movie? Neden bir film seyretmiyoruz? Ha bu arada movie dediğimiz yere geleceğiz. Sanki biliyormuş gibi de ya birden de böyle söyleyince movie dediği hani Mastermind kitabını okuyan arkadaşlarım bir sürü ne görecekler? Film türü görecekler. Mesela thriller. Vay 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 thriller. Öbür action. Aman Allah'ım. Science fiction. vay wow. İşte romance varsa başka ne varsa sadece orada bir tane hem iki kitapta da bulunan sadece bir tane ne var arkadaşlar kitap pardon kitap türü nereden çıktı özür dileyerek film türü var o da comedy movies onun dışındakilerin hiçbir tanesini Mesterman kitabı okuyanlar biliyor ama Upswing kitabı Upswing okuyan arkadaşlarım bu diğer türleri kitaplarının içerisinde görmüyor. Öğretmenleri onlara anlatmıyor. E anlatmadığı için hocam anlatmıyor ama işte bize liste yazdırdı. Ya liste yazdırsın veya de işte şu X kitabı çok satan X kitabının içerisinde var. İstediği kadar yazsın. İki kitabın içerisinde yer almıyorsa kim yazarsa yazsın. Bu bizim için problem değil deyip hemen diğer bir slayta geçiyoruz arkadaşlar. Brother Wow. Modern Talking geldi. İnşallah bunu ya, hani dinliyorsanız hemen bir tane o da bir de Modern Talking'den hemen Brother Louis vardı. Hemen onu din, dinlemenizi tavsiye ederim. Hitlerden güzel şarkılardan bir tanesi. Tabii bu sefer de herhalde yaşımız da belli oluyor bu arada. Brother demek erkek kardeş demek saygıdeğer arkadaşlarım. Yine geliyoruz body. Body saygıdeğer arkadaşım. Bak saygıdeğer arkadaşım. Arkadaş yani biz buraya arkadaş dedik ama yani bunlara baktığımızda sadece body dediğimiz yapı sadece mastermind'da var. Yani buna da dikkat edin. Sadece mastermind'da var de yok. Bunun ne demek olduğunu sizler zaten artık biliyorsunuz. Artık Artık kimseye güvenmiyorsunuz, kendinize güveniyorsunuz, araştıracaksınız, bulacaksınız. Saygıdeğer arkadaşlarım, evet geldik hemen. Bizi çok önemli, çok önemli, çok önemli. Hemen asteriks, hemen böyle her tarafını böyle karalıyorsunuz. Bizi bilmiyorsanız sınava girmeyin. Bizi demek, öğrencilerin basi falan diyor ama bizi, hemen buraya bakalım, meşgul demek. I am busy, I am so busy, I am very busy gibi. I'd love to, but I am busy. Oh, are you busy tomorrow? No, not at all. Ya yarın meşgul müsün? Yo, hiç de değil. Not at all. Önemli kelimelerden, yapılardan da bir tanesi. Expressionlardan da bir tanesi. Hemen geldik diğerine. But dediğimiz yine end gibi but da önemli bir bağlaç ve fakat ama demek dikkat edelim. Hani hadi I would like to go but I am too busy. Ya gitmek isterim fakat çok meşgulüm gibi. Hemen diğerlerine geçiyoruz. Yani biz burada kafe diyoruz ama yani kafe ya. internet kafe gibi. Cake, cake demek. Bunları yani çok fazla üzerinde durmaya bile gerek yok. Hemen bakıyoruz. Wow, calm, calm. Ya sakin, relax. Mesela hani ya relaxed. Calm down, rahatla. Mesela take it easy. Bak çok önemli yapılardan bir tane. Take it easy, relax. Hani rahatla. Burada da rahat, sakin demek. Hemen burada şu yapı bak. Laid back. Ya saygı değer arkadaşlarım. Yani bunu söylüyoruz. İkide bir aynı şeyleri söyleyip kendimi tekrar etmek de iste istemiyorum. Late back upswing kitabının içerisinde yok. Aks upswing kitabının içerisinde yoksa sınavda karşınıza çıkma, çıkmayacak demektir. Ha inanmıyorsanız hemen hem mastermind kitabının pdf'sini hem upswing kitabının pdf'sini indirebilir ve karşılaştırma yapabilirsiniz. Ya hani Sinan Hoca bunda böyle söyledi ama belki de vardır dur bir şuradan yazayım da bir rezil edeyim diyebilirsiniz. Mesela bakın eğer varsa beni rezil edin. Ha böyle bir şeyden korkmuş olsaydık alt tarafa yükledikten sonra alt tarafa yorumları kapatırdım. Ama göreceksiniz ki hakikaten late back bir LGS kelimesi değil. Kitaplarda hani kitaplar dediğimde yanlış anlaşılma kaynak kitaplar. X yayın evinin, Y yayın evinin, Z yayın evinin yayınlamış olduğu kitap. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren Upswing ve Mastermind diyerek. Ha bir de Carrot var. Tabii ki Carrot burada da geçiyor ama bir de baktığımızda Carrot aslında In The Kitchen 3. ünitede hani karşımıza çıkacak. Önemli bir kelime bilmiyorsanız havuç bunu da hemen not alın. Hemen geliyoruz. Chance yani hani ben e, biraz Amerikan İngilizcesini sevdiğim için chance chance diyorum e, öğrencilerim var e, chance diyor yani diyor e, British İngiliz e, doğru diyor hani bunları da söyleyelim chance bu benim birinci ünitede benim için en önemli hani ne diyelim accepting and refusing dediğimiz kabul etme ve reddetme kazanımıyla alakalı bir şey yapılacaksa bence sorulması gereken Yapılardan bir tanesi mesela hani ikide bir şey görünüyor. Şimdi bu sınavın amacı bilen öğrenciyle değil. Bilen öğrenci zaten öyle de böyle de yapıyor. Asıl böyle hani az bilen veya da hiç bilmeyen öğrenci. Şimdi adam bakıyor ki yani hiç bilmeyen öğrenci veya az bilen öğrenci neyi görüyor cümlenin içerisinde not bildiğine not olumsuz ha. Mesela diyor ki ben bunu sınıfımda da defalarca söyledim. Would you like to go to the play with me? Hani tiyatro oyununa benimle birlikte gelmek ister misin? I don't want to, I don't want to miss this chance. Bak bu kitap iki kitapta da var. I don't want to miss this chance. Bu fırsatı kaçırmayı asla istemem. E pekala hala e buraya geldiğinde bu accepting tarafında mı, refusing tarafında mı? E sonuç olarak baktığımızda yapı olarak size olumsuz görünse de bu olumlu bir yapı. Buna da dikkat edin. Yani bunu yine asteriksleseniz çok iyi olur diye düşünüyorum ve diğer slayta geçiyorum saygıdeğer arkadaşlar. Şimdi geldik asıl önemli kelimelerden bir tanesi karakteristik. Bu iki kitapta da var. Ama master, Mastermind okuyanlar değil de Upswing okuyanlar Personal Traits dediğimiz kişisel özelliklerle bir yığın kişisel özellik bundan önceki videomda da örnekler arasında gösterdim. İşte jealous gibi, understanding gibi, loyal gibi, stubborn gibi sıfatlar var. Kişisel sıfatlar var. Genellikle de incelediğim kaynakların içerisinde müthiş derecede arkadaşlar evet ne yapmışlar bunları ee, kullanmışlar sorularda yapmışlar. İyi ee, bunlara baktığı zaman da öğrenci diyor ki ben bunlar asıl bu neydiydi ben Tonguç'u hani ilk benim bu işe girmemin sebebi de oydu. Tonguç'taki arkadaş diyor ki vay bunları bileceksin. Öğretiyorsun. Diyor. Onlarca kelime var. Niye çocuk çıkmayacak kelimeyi ezberlesin ki? Orada 3 tane var. Ya bakın arkadaşlar bir tanesi amusing orada var. İkincisi hani o anlamı yok ama kitabı iki kitapta da adventurous var. İki kitapta da generous dediğimiz cömert var. Honest dediğimiz dürüst var. E yani bunlar var. Yani hepsini çocuğun ezberlemesinin yok arrogantmış yok işte determinedmış bilmem neymiş. Bunlar ezberlemenize gerek yok çocuklar. Hepsi hepsi burada var. O yüzden yani yok neymiş bir sürü ben bu soruyu çözemedim. Ya çözemeyebilirsin çünkü onlar LGS kelimesi değil ezberlemene gerek yok. Sen bu bu liste senin için önemli. Ha belki bunları söylüyorum ama şunu da tabii ki söylemek mecburiyetindeyiz. Yani ben öğrencilerime de bunu söylüyorum. Saygıdeğer arkadaşlar diyorum. LGS farklı bir şey. Yani hani pandemi dönemi de olsa ben biz de bir sınav yapacağız. Benim yapacağım sınav ayrı bir şey. Benim okuttuğum kitabın ismi Mastermind ve Mastermind içerisinde geçen her şeyden sorumlusunuz. Ben bunları sorarım diyorum. Ama bunların içerisinde öğrencilerime şunu da diyorum. Kardeşim evet benim sınavımda bu kelimeyi görebilirsin ama LGS sınavında bu kelimeyi görmeyeceksin. Oraya da notlarını aldırıyoruz. Sizler de bunu bilin diye söyledik. Çikin'de zaten bildiğiniz tavuk yine tabii ki bunu da Apsiv'in kitabında olan işte menülerle boğuşan bir sürü arkadaşım biliyor zaten. Hani bu mastermind oku okuyanlara da gelsin çıkın nereden çıktı ya arkadaşlık bilmem ne ünitesi adam çıkından bahsediyor böyle bir şey olabilir mi falan demesin. Hemen diğer neye geçiyoruz? Kelimeye geçiyoruz. Classmate yani roommate olabilir işte o da arkadaşı. Classmate olur sınıf arkadaşı olur. Deskmate olur sıra arkadaşı olur. Olur da olur. Yani önemli bir kelime bunu da bilin. Hemen geçiyoruz diğerine. Hemen close dediğimiz yapımız var. Close'un iki tane anlamı var iki kitap içerisinde de. Bir tanesi hani near yani yakın. My house is near to my school yani benim okuluma yakın. Near anlamında var. Ama öbür tarafta bir de close friend benim yakın arkadaşım anlamı da var. İkisine de bilin. Yani burada da zaten eğer hani iyice ne yapıyorsanız hem beni dinleyip hem de not alıyorsanız ekranı durdurduysanız yani slaytı özür dilerim ekranı durdurduysanız o da sanki Türkçe konuşamadan İngilizce anlatıyoruz o da ayrı bir şey. Ne yapıyorsunuz bir hani durduruyorsunuz slaytı videoyu ondan sonra yazıyorsunuz. Şimdi gelelim yani coffee, kofi ne derseniz artık kahve. Color hani renk. Ha, bu bizim için önemli. Tabii bir de bunun fiil anlamı yor ne yapmak yorum yapmak da var ama tabii ki burada comment dediğimiz yorum var. Read the comments about friends and friendship. Ne hakkında arkadaşlar ve arkadaşlık hakkındaki neyleri yorumları bir okuyun diyor. Bunu göreceksiniz. Bu önemli bir kelime şöyle bir yerine asteriks koyup bakarsanız tabii ki öncelikle bu bize bir de neyde gelecek. Dördüncü ünite on the phone yani telefon konuşmalarında ne var hemen beşinci ünitede the internet internet ünitesinde social networking sites dediğimiz işte sosyal medya neyleri var siteler var bunlarda alakalı işte internette en fazla ne yaparsınız işte arkadaşımın fotoğraflarına yorum yaparım gibi burada var çok önemli bir kelime lütfen bunu da hafızanıza alın. Tabii ki alt taraftaki wow alt taraftaki de önemli common ortak We mesela share the same interest dediğimiz aynı ilgi alanlarını, alaka alanlarını paylaşmak var. Bir de aynı şey şekilde they have lots of things in common. Yani ortak bir sürü noktaları var demek de ayrı bir şey. Bunları hani bir yerde kulağınıza bir küpe olsun. Bunların not alın. Hani bir İngilizce defteri oluşturun. Notlar alın. Sizin için inanın ki çok iyi olacak diyorum ve diğer neye geçiyorum? Slayta geçiyorum. Hemen bir bakıyoruz. Concert. Concert dediğimiz konser tabii ki yine bunların içerisinde aslında ikinci ünitede çok daha fazla müzik çeşitleriyle birlikte karşımıza çıkacak. Jazz Concert. Hemen öbür tarafta işte ne bilelim... Classical music. Öbür tarafta başka ne olabilir aklımda kalan? Indian Bak Indian music bile ortak ya. Indian music bu çıkabilir. Ama onların içerisinde saygıdeğer arkadaşlarım ne var? Bir tane slow dance music. Mastermind okuyanlar için slow dance music çıkmayacak. Tabii ki öbür tarafta da upswing okuyanlarda da ikinci ünitede müziklerle alakalı şeylerde techno music var. Tekno müzik çıkmayacak. Beatbox var çıkmayacak. Heavy metal var çıkmayacak. Ha jazz, rap, pop gibi hani rock gibi classical müzik gibi yapılar çıkacak ama çıkmayacak yapılar da zaten deminden de söyledik. Hemen conversation dediğimiz bizim ne var? Konuşma, sohbet dediğimiz yapımız var. Mesela read the conversation and answer the question. Yani neyi okuyun? Konuşmayı okuyun. Sohbeti okuyun, konuşmayı okuyun ve de soruları cevaplayın gibi. Hemen geliyoruz. Cool lütfen hemen 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 iki tane anlamı var ama bizim kitabımızın içerisinde sadece bir tane anlamı normal havadan bahsetseydik cool the weather is cool yani hava serin işte diyebilirdik ama burada serin serin bir fikir değil ya. Cool demek awesome demek. Great demek, müthiş demek, harika demek yani havalı demek. Bu yüzden dikkat edelim. He is a really cool boy. Ya serin bir çocuk gerçekten serin bir çocuk değil. Gerçekten havalı. Hani harika çekici bir çocuk. It sounds cool. Bak hemen it sounds cool. Accepting and refusing. Ya evet kulağa havalı geliyor. Müthiş geliyor. Harika geliyor. Bunları söyleyebilirsiniz. Hemen bakıyoruz. Kazın dediğimiz yapımız var. Kuzen demek zaten bunu da biliyorsunuz. Zaten bundan önce ne çıkmıştı? Brother çıkmıştı herhalde. Brother Louis, Louis dedik. Modern, modern Talking. Hemen onu da yazıyorsunuz, dinliyorsunuz. Güzeldir. Burada da kazın kuzen demek. Hemen geldik. Customer. Customer Buraya geldiğimizde customer service dediğimiz şey yanlış hatırlamıyorsam ya dördüncü büyük bir ihtimalle dördüncü ünitede de olabilir. Büyük bir ihtimalle de dördüncü ünitede on the phone ünitesinde geliyor ama customer bizim için çok önemli. Müşteri demek ilerleyen zamanlarda size gelin. Mesela ya siz bir restoranta da gitseniz siz müşterisiniz bir kırtasiyeye de gitseniz müşterisiniz bir otele de gitseniz müşterisiniz. İşte burada da hani customer service dediğimiz işte ne servisi işte müşteri hizmetleri dediğimiz yapı çok önemli. Yarın bir gün işinize yarayabilir. Hemen baktığımızda altta da dance dediğimiz yapı var. Tabii ki dans demek. Bunu hani söylemeye bile gerek yoktu ama bilmeyen arkadaşlar için de dedik ya hani from z Zero to hero yani sıfırdan kahramanlığa doğru giden yolda hepsini bilmek istiyorsanız işte bu videoda hepsi var saygı değer arkadaşlarım hemen geldik bakıyoruz daily demek günlük demek weekly demek hani bakıyorsunuz haftalık demek monthly aylık demek öyle de gidiyor işte ha, hani yearly dediğinde yıllık ama en yolu falan desek daha iyi olabilir tabii ki de o da bizim konumuz değil zaten date çok önemli tarih demek tarih. Bunu da nasıl getiriyor? Yani bunların içerisinde bir afiş getiriyor veya da işte ne bileyim bir invitation card dediğimiz bir davetiye geliyor. Davetiyenin içerisinde bir sürü bilgiler var. İşte diyor ki there is no information about nokta 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 işte şu konu hakkında bilgi yoktur. A altına yazıyor date. Yani hani bu etkinliğin veya da event dediğimiz olayın olayın hani tarihi işte time dediği zamanı saat kaçta olduğu place nerede olduğu hani sender dediği işte hani hepiniz biliyorsunuz sender işte hani kim yollamış veya da inviter dediğin yapı öbür tarafta gel geliyoruz. Böyle geçenlerde yine bir kaynağı işlerken who is Who is the invitee demiş. Tabi sonu e, çift e'li olan. Davetli demek. Mastermind kitabındaki adam bunu biliyor ama Absiv'in kitabındaki adamın bunun uzaktan yakından haberi yok ki. Çocuk nereden bilsin kitapta olmayan şeyi. O yüzden invite dediğimiz davetli ne değil? Bir LGS kelimesi değil saygıdeğer arkadaşlarım. Hemen dessert dediğimiz yapımız var. Ya bunlarla birlikte şunu da bilmeliyiz. Bir de tek S'li olanı var. Desert. Desert çöl demek ama buradaki dessert tatlı demek. Hani bunu da şu yani hemen hemen videomuzun sonuna geliyoruz. Bunu birkaç parça halinde sunacağım. Hani bunu şundan dolayı söylüyoruz. Bazı kelimeler çok önemli. insanlar Hani bir yabancı ülkeye gittiklerinde bizim accommodation dediğimiz barınma. Saygıdeğer arkadaşlarım bu otele gittiğinde veya da bir pansiyona gittiğinde barınmayla alakalı neyleri, kelimeleri veya da yapıları bilmek zorunda. Diğeri shopping dediğimiz alışveriş. Yani yurt dışına çıkan herkes alışveriş yapıyor. Alışverişle alakalı neyleri, kelimeleri veya da yapıları bilmek zorundasınız. Transportation dediğimiz ulaşım. E tabii ki bunları bilmek için işte eninde sonunda bir de ne var? Yeme içme var. E yeme içmenin içerisinde işte bir eninde sonunda gideceksiniz. Yani hani bir Viyana'ya gidiyorsanız bir Schnitzel yiyebilirsiniz veya da öbür tarafa Fransa'ya gittiğiniz zaman bir ördek yiyebilir. Değişik şeyler olabilir ama yani bunlarla birlikte bazı kültürlerin kendine has özgü neyleri var? Yemekleri var. Hani bunları da insanlar tatmak istiyorlar. Hani buradaki dessert dediğimiz şey tatlı demek. Yani bunu bilme adam diyor ki I would like a desert dersen yani bir çöl istiyorum den adam dersin ki lan geri zekalı mısın? Ne çölü burada çöl ne arasın falan ne arasın diyebilir. O yüzden desert ayrı bir şey. desert çok ayrı bir şey. Hemen detail dediğimiz yapıya geliyoruz. Detail ne demek saygıdeğer arkadaşlarım? Detay demek tabii ki for veya da bu şeyde for more details yani daha fazla bilgi için hani bizi arayın call us gibi veya da email us bize email gönderin gibi send us email gibi yapıları bulabilirsiniz. Hemen son dictionary dediğimiz çok önemli bir kelime. Çok 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 tabii ki her öğrencinin elinde olması gereken bir yapı ama bugünlerde tabii ki öğrencilerin ellerinde göremiyoruz. O yüzden artık tabii ki artık tabii ki ha, bunları gerçek olarak göremiyoruz ama tabii ki herkesin telefonu artık online bir dictionary yani bir sözlük diyoruz ve de drawing dediğimiz resim dediğimiz yapımız var. Bu da bizim için önemli saygıdeğer arkadaşlarım. Burada videoma son veriyorum. İkinci bölümde buluşmak üzere hepinizi çok seviyoruz. Esenlikle kalın, sağlıkla kalın. Yalnız bu kelimeleri de bir yere not etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Saygılar.